Hamza Benderlaj. İnternet dünyasında BX1 ismiyle bilinen Hamza Benderlaj, FBI'ın en çok aranan listesinde yer almış bir isimdir. Hamza Benderlaj için mutlu siber korsan yakıştırması da var. 2013 yılında Tayland'da yakalanmasının ardından gülümseyerek gazetecilere poz vermesi ona bu yakıştırmayı getirmişti. Robin Hood benzetmesinin nedeni ise Benderlaj'ın Spy-A programı ile Amerikalı banka ve mail kurumlarından ele geçirdiği paraları Filistin'deki bazı derneklere aktarmasıydı. Hacker Hamza Benderlaj'ın küresel düzeyde 217 banka ve finansal kurumun özel hesaplarını çökerttiğini ve bu kurumları yaklaşık 10 milyon dolar zarara uğrattığı kaydedildi. Müslüman bir ülkeye yardım etmesinden dolayı Amerika mahkemelerinde pek sevilmedi. Benderlaj'ın iadesinin ardından idam cezasına çarptırılacağına dair söylentiler daha iyi yayılmaya başlamıştı. Çünkü iddianameye göre Benderlaj ve diğer bazı kişiler 2009-2011 arasında Spy-A programını geliştirip bazı siber suçlulara satmışlar. Program sayesinde geniş bir zombi bilgisayar ağında kurduğu suçlamasıyla karşı karşıya olan Benderlaj, ele geçirdiği bilgilerle banka hesaplarını boşaltmakla da suçlanıyor. Program yüzünden 1.4 milyon kişinin bilgisayarının etkilendiği kaydediliyor. Yaptığı her ne kadar suç olsa dünyada onu destekleyen pek çok hayranı oldu. Olayın çok duyulması ve gündem olmasından dolayı hakkında istenilen idam cezası ortadan kaldırıldı. Pek çoğu kişi onun idam edildiğini düşünse de verilen destek kampanyaları sayesinde Hacker Hamza sadece hapis cezası aldı. Amerikan mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberi medyada yer aldı. Sizce Hamza'nın yaptığı doğru muydu? Yorumlarda buluşalım. Astra. 2008 yılında dünya yavaş yavaş kredi krizinin ekonomik uçurumu içine girdiğinde 58 yaşındaki kimliği belirsiz bir Yunan matematikçisi potansiyel olarak şimdiye kadarki en zararlı hacklerden birini yürütme şüphesiyle tutuklandı. Astra adıyla bilinen hacker'ın Fransız askeri şirketi Dassault'a saldırdığı ve 5 yıl boyunca hassas silah teknolojisi bilgilerini çaldığı iddia edildi. Yunan yetkililere göre Astra 360 milyon dolardan fazla zarara sebep oldu. Ama Astra'nın yaramazlıkları burada bitmiyor. Sonrasında Hindistan, Mısır ve Fransa tarafından kullanılan askeri jetler hakkında istihbarat içeren bilgileri isteyen herkese 1000 dolar karşılığında satmaya başladı. Astra hiçbir zaman resmi olarak tanımlanamadı. Ancak güvenlik analistleri suçlunun yasa dışı erişimi olan içeriden biri olduğunu söyledi. Astra suçlarından dolayı 6 yıl hapse mahkum edildi. Adaletin Keskin Kılıcı. Kendilerine Adaletin Keskin Kılıcı ismini veren hacker grubun hedefi Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere birçok Arap devletine karşı çıkmaktı. Şimdiye kadar yalnızca Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'yu hedef aldılar. 2012 yılında Adaletin Keskin Kılıcı, Shamon adı verilen bir virüs çıkardı. Shamon belirli dizinlerdeki dosyaları arayarak ve silerek 30 bin bilgisayara zarar verdi. Aramco için bir büyük baş ağrısına neden oldu ve dünya petrol arzının %10'unu riske attı. Peki bu neden tehlikeli? Bu grubun arkasında olduğundan şüphelenilen ana devletlerden biri İran'dır. Bu da bilgisayar korsanlarının Orta Doğu'daki gerginliği sadece birkaç kodla daha da arttırabileceğinin göstergesi. Albert Gonzalez. Yasal hackerlar bile suç işleyebilir. 2003 yılında bilgisayar korsanı Albert Gonzalez gizli servis tarafından tutuklanmadan önce çalınan kredi kartı bilgileri için açık arttırma düzenleyen ShadowCrave.com web sitesi yöneticisi olarak çalışıyordu. Tutuklanması üzerine yetkililerle işbirliği yapmaya başladı ve onun verdiği bilgiler sayesinde bilgisayar korsanlarının yaklaşık %30'unu yakaladılar. Ancak gizli serviste olan işbirliğine rağmen 2005'ten 2007'ye kadar Gonzalez'in yaklaşık 175 milyon kredi kartı numarasını çalan bir hack operasyonunda önce olduğuna inanılıyor. Operasyona verdiği Zengin Ol ya da Öl ismi ünlü rapçi 50 Cent'ten esinlenmiştir. Çılgınlığı sırasında kendisine 75 bin dolarlık bir doğum günü partisi düzenlediği ve bir keresinde 340 bin doları elle saymak zorunda kalmaktan şikayet ettiği söylendi. Mağdurlardan çalınan toplam para açıklanmamıştır. Ancak 2010'da Gonzalez sonunda yakalandı ve 20 yıl hapse mahkum edildi. Jonathan James. 15 yaşındaki harika bir çocuk Jonathan James, Florida merkezli Miami-Dade okul sisteminden Amerikan Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı'na kadar hackleyebildiği her şeyi hackledi. Hatta NASA sistemlerine sızıp Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fiziksel ortamını kontrol edebilen 1.7 milyon dolar değerinde bir yazılım çaldı.
Bunun sonucunda NASA sistemlerini 3 hafta boyunca kapatmak zorunda kaldı ve bu da 40 bin dolara mal oldu. Bu ulusal güvenlik ihlali hafife alınmadı. 2000 yılında James tutuklandı ve 2 çocuk suçundan mahkum edildi. Cezası 6 aylık ev hapsi, 18 yaşına kadar denetimli serbestlik ve NASA'ya yazılı bir özür mektubuydu. O zamandan beri hükümetin radarında olan James'in evine 2008'de başka bir dizi saldırıya katıldığından şüphelenildiği için baskın yapıldı. Ancak işlemediğini iddia ettiği bir suç yüzünden hapse girme ihtimali onu çok korkutmuş olacak ki tutuklanmamasına rağmen intihar etti. Matthew B. Vaughn ve Richard Price. Bir akıl hocasının sizi kanatları altına alması ve size bir yol göstermesi gerekir. Ancak 16 yaşındaki Richard Price, devlet kurumlarına karşı bir dizi saldırı gerçekleştiren 21 yaşındaki akıl hocası Matthew B. Vaughn tarafından Matrix'in karanlık yüzü gösterildi. Birlikte Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri, NASA ve NATO'yu hacklediler. Savaş alanı simülasyonlarını kopyaladılar ve UFO'lara dair kanıt bulmaya çalıştılar. Buna ek olarak çift, Kore Atom Araştırma Enstitüsü veri tabanını ekledi ve bilgileri Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri sistemlerine kopyaladı. Birleşik Devletler onlara bilgiyi kimin verdiğini bilmiyordu ve Kuzey Kore öğrenirse onları casusluk yapmakla suçlayabileceklerinden ve potansiyel bir savaşla tehdit edebileceklerinden endişe ediyorlardı. Neyse ki veriler Güney Kore'ye aitti. Yani herhangi bir potansiyel gerilim kolayca yatıştırılabilirdi. Çift bu olaydan yalnızca 1500 dolar ceza ödeyerek sıyrıldı. Bivan'ın davasında mahkeme aleyhindeki delil eksikliği sebebiyle tam beraat kararı vermiştir. Edward Majerzik. 2014'te sızdırılan 15 yaşındaki ergenlere Selefgate ya da Fibbing olarak adlandırılan ünlülerin çıplak fotoğraflarını hatırlıyor musunuz? Bu olayın sorumlularından biri Edward Majerzik isimli hacker'dı. Seri hacker, kişisel kullanımı için yüzlerce ünlünün iCloud ve Gmail hesaplarını ekleyip çıplak fotoğraflarını ele geçirdi. Ancak fotoğraflar uzun süre gizli kalamadı ve herkesin görmesi için internette paylaşıldı. Fotoğraflar dünya çapında manşetlerde yer aldı ve insanların özel verilerinin güvenliği konusunda büyük endişe yarattı. Bilgisayar korsanların basit bir e-posta adresiyle iCloud hesaplarına girebildikleri görülüyordu. Majerzik'e Eylül 2016'da yapılan hackten dava açıldı ve insanların güvenliklerini ihlal ettiğini itiraf etti. Majerzik'in 9 ay hapis cezasına çarptırılacağı düşünülüyor. Gary McKinnon. İngiliz vatandaşı Gary McKinnon 2002'den itibaren 13 aylık bir süre boyunca 97 Birleşik Devlet askeri ve istihbarat sistemine saldırmakla suçlandıktan sonra tarihteki en tehlikeli hacker olarak adlandırıldı. Tek bir ağda 2000 bilgisayarın kapatılmasına, silah günlükleri ve diğer önemli dosyaların silinmesine neden oldu. Bir başka saldırı sırasında McKinnon direkt konuya girdi ve Amerika ordusunun web sitesine "Güvenliğiniz bok gibi" diye mesaj attı. McKinnon'a göre Amerikalılarla bu kadar uğraşmasının sebebi büyük ölçüde UFO'lara dair kanıt bulmaktı. NASA web sitelerini hackledikten sonra dünya dışı uzay gemilerinin resimlerini bulduğunu iddia etti. Ayrıca Amerika Hava Kuvvetleri'nde çalışan ancak dünyalı olmayan memurların isimlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir Excel tablosu ve Solar Warden adlı bir uzay programının ayrıntılarını ele geçirdiğini iddia etti. Sonunda 2012'de alıkonuldu. Amerikan Büyük Jürisi onu suçladı ve iade edilmesini istedi. Ancak teslim edilmedi ve 10 yıl sonra İngiliz hükümeti aleyhindeki davayı düşürdü. Barış Muhafızları. 2014 sonbaharında Sony Pictures şirketi, Seth Rogen ve James Franco'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u öldürmek için ayrıntılı bir komplo oluşturduğu The Interview isimli komedi filminin planlanan vizyona girme tarihini duyurdu. Ancak film yayınlanmadan önce kendilerini barış muhafızları olarak adlandırılan bir grup, Sony'nin filmi gelecek gösterimlerden çekmesini istedi. Sony sistemini hacklediklerini ve 47 bin sosyal güvenlik numarası ve bir dizi utanç verici e-postada dahil olmak üzere birçok bilgi çaldıklarını açıkladılar. Bunlar Hollywood yapımcısı Scott Rudin'in Angelina Jolie'yi minimal yetenekli şımarık bir velet olarak adlandırdığı bir e-postada dahil olmak üzere Hollywood sırlarını ve ünlü dedikodularını ortaya çıkaran maillerdi. Sony'yi utandırmakla yetinmeyen barış muhafızları Sony sistemlerinde kötü amaçlı yazılım yaymaya devam ettiler ve hatta The Interview filmi geri çekilmezse film gösterimlerinde terörist saldırılar yapmakla tehdit ettiler. Amerika bu saldırılardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutsa da hackerlar hiçbir zaman yakalanamadı. Karl Koch. Şimdi Soğuk Savaş'ın karanlık günlerine bir gidelim. Karl Koch'un 80'li yıllarda Chaos Bilgisayar Kulübü adı verilen bir grupla ilişkilendirilen Alman bir bilgisayar korsanıydı.
Bu grup Amerika hükümet bilgisayar sistemlerini ele geçirecek ve Sovyet güvenlik ajansı KGB'ye satmak için bilgi ve kaynak kodları çalacaktı. Saldırı listelerinde Amerikan Personel Veri Bankası şefi Max Planck Nükleer Fizik Enstitüsü ve tabii her zamanki gibi NASA vardı. 1989'da Batı Alman yetkilileri bu casusluğu keşfetti ve Koç ile birlikte birkaç grup üyesi onlarla işbirliği yapmaya başladı. Suçlarının yargılanmayacağı vaadiyle suçlarını itiraf ettiler. Almanya'da bir ormanda Koç'un yandığı bulundu. Ölümü resmi olarak intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak çok sayıda komplo teorisyeni, ya Alman devleti ya da KGB tarafından daha fazla işbirliğini önlemek için öldürüldüğüne inanıyor. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick 90'ların başında Nokia, Motorola ve IBM'de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi eklediğinde bilgisayar korsanlarının tanınan bir yüzü oldu. 1993'te telefon hizmeti şirketi Pacific Bell'i hackledikten sonra FBI onu araştırmaya başladı. Bu insan avı medyada duyuruldu ve Mitnick 2,5 yıl boyunca kaçtı. Sonunda 1995'te yakalandı ve 5 yıl hapis yattı. Mahkeme onu o kadar tehditkar buldu ki cezasının 8 ayı boyunca hücre hapsine koyuldu. Hakim bu adamın bir ankesörlü telefonla nükleer savaş başlatabileceğine ikna olmuştu. Bugün uluslararası bir tehdit olarak görülmeyen Mitnick, yetkilerini iyilik için kullanıyor ve IBM ve FBI gibi eski hedeflerinin birçoğu için siber güvenlik danışmanı olarak çalışıyor.